AK Parti Konak İlçe Başkanımız Mehmet Sait Baştaş'ın bir mesajı var efendim. Bir haberi var daha doğrusu. Bir isyanı var. Böyle nitelendirelim. AK Parti Konak İlçe Başkanı Latife Hanım'ın, Mustafa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'dan bahsediyorum. Latife Hanım'ın ve İzmir'de belediye başkanlığı da yapan babası Muammer Bey'in doğduğu, büyüdüğü İzmir Basmane'deki köşkün harabe görüntülerini göndermiş efendim. Bir açıklama da yapmış. Konak Belediyesi ile köşkün müze yapılması için görüşmüştük diyor. Hiçbir girişimde bulunmadı. Latife Hanım'ın ve İzmir'de belediye başkanlığı yapan babası Muammer Bey'in doğup büyüdüğü Basmane'deki köşk için söylüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emaneti olan Latife Hanım'ın doğup büyüdüğü bu köşkte yaklaşık 100 yıllık bir tarih söz konusu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla ben görüşmek istiyorum, ben görüşeceğim diyor. Çünkü Konak Belediyesi defalarca söylememize rağmen herhangi bir girişimde bulunmadı diyor. İzmir'in Basmane, Konak ilçesinin Basmane semtinde bulunan Yeni Sadık Bey Oteli olarak faaliyet gösteren Sadık Bey Konağı Atatürk'ün eşi Latife Hanım ve onun babasının doğup büyüdüğü ve bir süre yaşadığı ev olarak biliniyor efendim. Şu anda otel olarak faaliyet gösteriyor. Fakat onarım çalışmaları başlamış. Otelde tescilli yapı ve olduğu için gerekli restorasyon için de gerekli izinler alınmadığı için durdurulmuş bu. Bir anlamda da kaderine terk edilmiş, harabe şekline gelmiş. Yabancı uyruklu ülkemize kaçak olarak giren insanların, tinercilerin yuvası haline gelmiş. AK Parti Konak ilçe başkanı Sait Baştaş da bu duruma dikkat çekiyor. Konak Belediyesi'nin herhangi bir girişimi yok. Bu da beni oldukça rahatsız ediyor. Bir girişimi olmaması halinde tekrar görüşeceğim. Bir girişimi olmaması halinde Kültür ve Turizm Bakanı ile kendileriyle ben bizzat görüşeceğim ve bu yapıyı Atatürk'ün bize bir anlamda emaneti olan bu yapıyı İzmir'imize, konağımıza kazandıracağız diyor Sait Baştaş.